General Picard kahverengi atının üstünde çok gösterişli duruyordu. Tunuslu askerlerin arasında yaşlı bir ressamın fırçasından çıkmıştı sanki. Her yılın 14 Temmuz'unda askeri geçit töreni yapılırdı. Bu tören çoğunlukla tesadüfün hala şehirde tuttuğu burjuvalar, üniforma meraklısı moda uzmanları ve mahalle çocukları tarafından ilgiyle izlenirdi. Fakat bu yılki seyirciler değişmiş, başkalaşmıştı. Champs-Élysées'in demirbaşları uzakta, kıyı şehirlerinde kaplıcalarındaydılar. Bu şık mahalleye şimdi işçiler girmişti. İnsan nereye baksa kasketli işçilerle karşılaşıyordu. Sadece bazı sokak köşelerinde bask bareleriyle şık ve kendini beğenmiş tavırlı genç adamlarla rahatsızlanıyordu. Bunlar Bratel'in taraftarlarıydı. Onlar yaşasın ordu diye bağırınca işçiler karşılık veriyordu. Yaşasın Cumhuriyetçi ordu. Cumhuriyetin 70. yaşında bile bu söz bir çeşit meydan okuma anlamına geliyordu. Yer yer kavga çıkıyordu. Son zamanlarda gazeteler savaş tehlikesinden çok sık bahsetmeye başlamışlardı. Ren Nehri'nin ve Alp Dağları'nın ötesinde pis bir kaynaşma vardı. Harp törende geçen çelik başlıklı askerlere, topçulara, havacılara umutla bakıyordu. Askeri bando bakıp usanmaksızın Loren Marşı'nı Sembra et emeyiz tekrarlıyordu. Kaldırımlarda siviller askerlere benzemeye çalışıyorlardı. Yürürken vücutlarını dik tutuyorlardı. Bütün yüzlerde yiğitlik taslayan bir hava okunuyordu. Ordunun halkı kendine yaklaştıran bir çekiciliği vardı. Her boydan askerler yan yana. Seferde nasıl yürünürse öyle yürüyerek geçiyorlardı. Bütün seyredenler yakınlık duyuyordu onlara. Bareli genç adamlar Picard'ı çılgınca alkışlıyorlardı. Kalabalıkta onların sesi sokağın gürültüsüne karışıyordu. Picard küçümseyen bir gülümseyişle bakınıyordu çevresine. Belki de ilk defa görünüşüyle de kafasının içini doğruluyordu. Bu sevmediği kalabalığın askerleri alkışlaması onunla dokunuyordu. Bıraksalar Tunuslu askerleri nasıl büyük bir keyifle bu heriflerin üzerine gönderecekti. Onurunu kıran şeyleri görmemek için başını eğmişti. Eski devirlerin şanlı ve güzel günlerini yaşamış olan zafer anıtı şimdi işçi kepazeliğin eline düşmüş olan bu şehirde yabancılık çekiyor. İşçi takımına yakışmıyordu onun fikrince. Ya kendisi? Kendisi büyük asker, kahraman General Picard bu heriflerin ve masonların maskarası değil miydi? İşçiler zafer anıtının yanında toplanmışlardı. Picard tam önlerinden geçerken müşahit olanca kuvvetiyle bağırdı. Yaşasın! Bratel'in adamları dayanamadılar ve harekete. İşçilere saldırdılar. Polisler düdük çalmaya başlamışlardı. Atı huysuzlanmaya başladığı halde Picard bir kenara olsun başını çevirip kaldırımdakilere bakmadı. Yüzündeki küçümseyen çizgiler daha belirginleşti. İçinden küfür etti onlara. Orospu çıkardıkları. Champs-Élysées'in 2 yıldır faşistlerin merkezi olmuştu. Orada her gün solcu gazeteleri satan müvezzileri dövüyor, kan revan içinde bırakıyorlardı. Halk cephesine bağlı olduğundan şüphelendikleri işçiler ve Yahudiler aynı şekilde dayak yerlerdi. Kahve tarçalarında pinekleyen şık beyler, hanımlar sağcı gençliğin bu çeşit kahramanlıklarını sık sık seyrederlerdi. Ama bugün Champs-Élysées'in bambaşka mahallelerden başka, bambaşka insanlar gelmişti. Bu sefer öncekilere benzemeyen bir kavga başladı orada. Faşistler cop ve bıçak kullanıyorlardı. Yüzü gözü kan içinde bir işçi yere yuvarlandı. Michaud etrafını çevirmiş olan faşist çemberini yarıp kurtulmak istedi. İşte o sırada bıçak darbesine benzeyen bir sızı hissetti sırtında. İngiliz anahtarını kavrayarak kendisine saldıranlara vurmaya başladı. Polis faşistleri açıktan açığa koruyor. Boulevard hükümetini umursamıyordu bile. Eski bir alışkanlıkla üstleri başları düzgün olmayan işçilere vuruyor. İyi giyimlilere dokunmuyordu. Arkadaşları Michaud'un yardımına koştular. Michaud yana çekilerek kendisini bıçaklamak isteyen bir faşisten korundu. Sonra anahtarıyla vurup devirdi herifi. Geçit yapan askerler kavgayı seyrediyordu. Faşistleri kovalamışlardı. Rahat bir soluk aldı Michaud. Tatil günleri giydiği ceket bir baştan bir başa yırtılmıştı. Sırtında yanık lekesini andıran kıpkırmızı bir leke belirmişti. Michaud bu yaranın ağrısını fark etmemişti henüz.
Bir eczaneye götürdüler onu. Herkes kahkahalarla güldürdü orada. Soytarılar dedi. Numayiş var diye süslenmiştim. Bakın ne yaptılar elbiseme. Geçit töreninden sonra General Picard yemeğini aceleyle yedi. Üniformalarını çıkarıp sivil giyindi. Şehir dışına çıktı. Yolda her karşılıklı arabasını durdurmak zorunda kaldı. Genç çiftler caddelerin ortasında bile dans ediyorlardı. İnsanlardaki bu sevinç onu çileden çıkarıyordu. Gözlerini yumdu. Şu akordeon sesini, şu saksafon gürültüsünü duymamak için çok şeyi gözden çıkarabilirdi. Brotel onu Verte yakınlarında bir evde bekliyordu. Güzel bir yerdi, sevimliydi bu ev. Komplo kurmak için değil ama flört etmek, sevişmek için çok uygun bir yerdi. Marne ırmağının yüksek ve kayalık kıyısına bakıyordu. Taraçadan ırmak, sazlıklar, ineklerin pineklediği yeşil otlaklar görülüyordu. Salkım çiçekleri kaplamıştı taraçayı. Hoş kokuları insanı güzel bir uykuya çağırıyordu. Her zamanki soğukluğu içinde Brotel son olayların yorumunu yapıyordu. Tissot önemli sayıda milletvekili topladı çevresine. Fakat hiçbir şey sonuçlandırılmaz bu mecliste. Asıl işimiz meclis dışında. Çok yakında İspanyollar harekete geçecekler. Eğer halk cephesini dağıtmayı başarırlarsa sonbahara doğru biz de burada yükleneceğiz. Picard, Champs-Élysées'in halk kalabalığını unutamıyordu. İyice zehirlemişler halkı dedi. Yüz binlercesini ortadan kaldırmak gerekiyor. Ordunun alacağı tavrı bilmek zor. Askersiz subay nedir ki? Salak bir romantizm olur böylesi. Hangi kuvvete güvendiğinizi bilemiyorum. Bunu konuşmak için vakit erken Düsseldorf'tan gönderilen silahları aldık. Tabii bu işin garnitürü sadece başlangıcı. Adımınızın o albayın gönderdiğiyle kıyaslarsak çok önemli ama... Şimdi başka şey konuşalım. Seferberlik planlarını ele geçirip bize vermelisiniz. Baştaki beyinsizler hükümet ettikçe her şeye hazır olmalıyız. Savaş patlarsa bizi gafil avlamasınlar. Picard ne söyleyeceğini bilemedi. Şimdiye kadar Brotel'i kayıtsız şartsız inanmıştı. İlk defa tereddüt ediyordu. Brotel'in bu isteğini kabul etmeli mi? Picard asker soyundan gelen bir insandı. Askerlikle ilgili her şeyi kutsal bilirdi. Bu savaş anılarıyla yaşadığı çevrenin gelenekleriyle Iana ve Asfertlisten Marne ve Verdun'a kadar tantanalı isimlerle onun içinde bekleşmiş bir duygu. Ve bu soğuk adam ilk defa bir çocuk tedirginliğiyle cevap verdi Brotel'e. Ben savaş olursa aramızdaki çekişmeler bir yana bırakılacak sanıyordum. Brotel sessiz Tarasça'da gezindi, sonra gelip generalin önünde durdu. Ben de öyle sanıyordum dedi. Umarım ki vatanseverliğimden şüpheniz yoktur. İkimiz de cephede savaşın içindeydik. En iyi arkadaşlarımızı orada kaybettik. Ama inanın ki bugün ortada millet yok. Bugün sadece iktidarı ele geçirmiş bir zümre var karşımızda. Onları devirmek için Almanlarla bile işbirliği yapacağım. Böyle bir durum yaratmasın diye her gün dua ediyorum Tanrı'ya. Değil yapması, söylemesi bile zor bir iş çünkü. Katı yürekli olmak, insanlık dışı davranmakla mümkün ancak. Ama böyle olacak çünkü onların savaşı kazanması devrimin kazanmasıdır. Ya ordu? Ordu ne olacak? Ordu Fransa'yı diriltebilir yeniden. Bunu yapmazsa görevi biter. Hiç olmazsa 100 yıl. Picard susuyor ıskarla uzaktaki tarlalara bakıyordu. Düşünceliydi, ileride göz kamaştıran dayanılmaz beyazlıktaki ışıktan herhangi bir şeye seçip ayırmak mümkün değildi. İçinde yüreğinin şurasında bir fırtına kıvranıyordu Picard'ı. Bağırmak, sürahiyi yere vurup parça parça etmek, defolup gitmek istiyordu sonra. Şu taraçayı çepçevre süsleyen, güzel kokularıyla insana yaşama sevinci veren çiçekler olmasa... Champs-Élysées'deki kalabalığı tekrar hatırladı Picard. Ah, o kepaze herifler olmasa, Fransa onlar mı? Yahu, hayır. Öyleyse haklı burada. Hitler bile onlardan iyi. Picard konuştu sonunda, sesini kendisi de tanımadı. Boğuk, ölgün bir sesti. Eğer gerçekten doğruyu gördüyseniz, müthiş bir sorumluluk altına giriyorsunuz, yanılıyorsanız. Hayır, bunu düşünmek bile istemem. Emir almaya alışmış bir insanım ben. İşte size şimdi her şeyimi, hayatımı ve şerefimi teslim ediyorum. Brotel onu şehre bırakabileceğini söyledi. General istemedi. Yalnız kalmak istiyordu artık. Arabasında gözlerini yumdu ve kendini uykulu bir kabusun kollarına bıraktı. Ork gürültüsü vın vın ötüyordu kafasında. Paris,
yakınlarında arabasını durdurup beklemek zorunda kaldı. Nümayişçiler Bastille meydanında dönüyorlardı. İşçiler bir kahvenin taraçasında oturan askerleri görünce keyifle bağırdılar. Yaşasın Cumhuriyetçi ordu. Picard gözlerini açtı, homurdandı ilkin ve şoföre seslendi. Başka yoldan gidin. Hangisi olursa çabuk olsun. Acelem var. Nümayiş bütün gün sürdü. 1 milyondan fazla Parisli katılıyordu yürüyüşlere. Kalabalık bitmeyecek sanıyordu insan. Bastille meydanından, Cumhuriyet meydanından, bütün meydanlardan ve sokaklardan fışkırıyordu. Tamam, bitti. Denecekken yeni kalabalıklar çıkıyordu ortaya. Nümayişlerin keyifli oluşu başka bir hava getiriyordu. Geçen yıl yine 14 Temmuz'da sinirli ve kavgaya hazır insanlar dolaşıyordu meydanlarda. Bu yıl nümayişler karnaval yürüyüşünü andırıyor ve hiçbir kavga çıkarmayı düşünmüyorlardı. Kuvvetli olduklarını bilmek rahatlatmıştı hepsini. 800 bin kişi geçti, 1 milyon, 1,5 milyon diye sayıya vuruyorlardı kendilerini. Koca şehrin hemen hemen yarısında polise rastlamak mümkün değildi. Polis de işçiler arasında olayların çıkabileceğini düşünerek polisi şehrin pek çok mahallesinden geriye çekmişlerdi. Yürüyüş düzenini görevli işçiler sağlıyordu. Zaten olay da çıkmadı. Ne küfürleşen oldu, ne kavga eden. Ülkenin dört bir yanından işçi temsilcileri gelmişler. Picardie'den gelen madenciler lambaları, kömürden kapkara olmuş iş elbiseleriyle yürüyüşe katılıyorlar. Güneyli bağcılar kartondan üzüm salkımları kesip uzun sarıkları asmışlar. Asegeliler milli kıyafetler içinde kendi şarkılarını söylüyorlar. Bretonlar gayda çalarken Savoyeliler halk dansları oynuyorlar. Eski muharipler, küçük arabalarının içinde götürümler, kılavuzlarının kolunda yürüyen körler, savaşın perişan ettiği 100 bin insan, kahrolsun savaş parolasını haykırıyorlar. 1871'in komün savaşçıları en önde yürüyorlar. Sayıları ya 20 ya 30. Yaşlılık hepsini çökertmiş. Henüz delikanlık çağlarında Montmartre'nin Belleville'nin dar sokaklarında son barikatı onlar kurmuşlar. Hürriyetin o zaman yenilgiyle biten savaşında son kavgayı onlar yapmışlar. Artık solgun dudaklarında çocuksu bir gülümseyişle yıllar ve yıllar sonra torunlarının torunları tarafından kazanılmış bir zaferi kutluyorlar şimdi. Gençler yepyeni kıpkırmızı bayraklar taşıyorlar. Bu bayraklar onurlandırıyor onları. Rüzgarda dalgalanan ipek kumaşlar yeni zaferlere çağırıyor hepsini. Henüz ölmüş yazar Gorki'nin resimleri geçiyor eller üstünde. Bu yabancı çehre hepsine bayrak olmuş. Sıralar tükenmek bilmiyor, maden işçilerinin peşinde deri işçileri yürüyorlar. Onları yazarlar ve öğrenciler takip ediyor. Sonra resmi elbiseleri içinde gaz şirketinin memurları, tiyatro oyuncuları, İtfaiyeciler, hemşireler ve tekrar maden işçileri, tekrar deri işçileri. Uçsuz bucaksız bir salı andırır Paris. Bütün ülkelerin boğulmak istenen, insanlarına kucağını açan şefkatli bir anne gibidir. İşte Paris yeni bir vatan gibi kucaklamış insanlar geçiyor şimdi. Fransızlarla omuz omuza yürüyorlar. İki adımda bir bilinmedik bir ülkenin diliyle konuşulmuş sözler duyuluyor. Bayrakların flamaların üzerinde yabancı sözler yazılmış. Sicilyalı Napoli marangozlar, Asturya kahramanları bunlar. Avusturya'dan gelmiş terziler, şekerciler, Romanya'daki Polonya'daki getolardan kaçıp gelmiş Yahudiler bunlar da. Kunduracılar, ressamlar, perdahçılar, Şangaylı öğrenciler, Araplar, zenciler. Şimdi hepsi bir ağızdan enternasyonel söylüyorlar. Şapka işçileri kocaman bir kasket yapmışlar, taşıyorlar. Fransız işçisinin geleceğinde semboldür kasket. O koskoca kasketin altında işçi, kasket senin tacındır yazısı var. Çelik işçileri avuçlarında çiçeklerle geçiyorlar. Onların peşinde de çiçekçi kızlar yürüyor. Güleç yüzlü insanlar hepsi gümüşten yapılmış bir çekiç taşıyor onlarda. Bütün yol boyunca yani Bastille meydanından Vinken kapısına kadar bütün evlerin penceresi açık. Kırmızı ne varsa asmışlar pencerelere, perdeleri, halıları ve mendilleri. Balkonlarda kırmızı bluzlu kadınlar duruyordu. Fransa toprağının yarattığı bütün kırmızı çiçekleri bulmuşlar.
Bütün kırmızılar Paris'te buluşmuşlar bugün. Neşeli ve güleç çocuklar kuşlar gibi tünemişler ağaçlara. Ne eğlenceli şeyler seyrediyorlar. Vatan haini Doriot'un mankenini yapmışlar mesela. Yakıyorlar. Bir dar ağacında tombul ve cansız bir Mussolini sallanıyor. İpe çekmişler onu. Saman yastıklarından yaptıkları Hitler'i her fırsatta boğazlıyorlar. Upuzun cambaz ayakları takmışlar Blandine. Sen fabrikasının işçilerini alkışlıyor herkes. Bastille hapishanesinin bir maketini yapmış onlar. Altına da şunu yazmışlar. Bastille'in nasıl alındığını unutmayın. Alınması gereken başka yerler var, unutmayın. Michel, Lagre ve Pierre en önde yürüyorlar. Tribünlerde bakanlar, sendika temsilcileri, yazarlar, işçiler, komünistler ve radikaller var. Blum'un yüzünde melankolik bir gülümseyiş okunuyor. Dala diye ağzını kenarında ısrarla bir bükülme, havada tuttuğu yumruğunu hiç indirmiyor yere. Via, bu son savaşımızdır isimli marşı mırıldanıyor. Sen işçileri tribünlerin önünden geçerken bir ses yükseliyor. Pierre Dubois, Via seni tanımak istiyor. Genç mühendisi anlatmışlar Via'ya. Sosyalist Parti'nin üyesi olduğunu, son grevlerde çok etkili çalıştığını söylemişler. Hükümet işlerinden bunalmasına rağmen partideki görevlerini aksatmayan Via görmek istemişti onu. Sevgiyle uzatıyor elini Pierre'e. Hele şükür diyor. Bizde en küçük devrimci kıvılcımın yaşamadığını söyleyenlere en iyi cevapsın sen. Öylesine şaşırıyor ki Pierre, saçma bir cevap veriyor. Teşekkür ederim. Ben babanı tanıyorum galiba. Perignan'la değil miydisin? Via daha dün konuştuğu bir milletvekilini unutabilir. Gençliğinde yaşadığı hiçbir şeyi unutmuyor. Sınıf arkadaşlarınız, konferans verdiği şehirleri, eski kongrelerin delegelerini unutmuyor. Babanla beraber diyor, İspanyol Ferrer'in asılmasını protest etmek için yürüyüş hazırlamıştık. Sen pek hatırlamazsın bu adamı, o devirde çok uyanıktı ülkemiz. Halkımız büyük bir halktır. Yardıma çağırmaları boşuna değildi halkımızı. Başka halkların acıları karşısında dayanışma gösterirdi ondan. Hadi şansın açık olsun. Eski günleri hatırlayınca duygulanıyor Via. Yeniden gençleşip Pierre gibi baş eğmeyen biri oluveriyor. O zaman şu sokakları dolduran nümayişçileri başka bir gözle görüyor. Sanki kendisi de aynı kararlı adımlarla düşmana yürüyor. Tarım işçilerini sevinç içinde selamlıyor şapkasıyla. Radikal milletvekili Pro, günün gerçeğine çağırıyordu Via'yı. Pro, halkın cephesine olan düşmanlığını bilenler orada ne aradığını merak ediyorlar. Hangi bakanın halk tarafından daha çok sevildiğini mi anlamaya geldi diyorlar. Şarkı söylemiyor, kimseyi selamlamıyor. Bir heykelden farksız, milletvekili seçildiği Doğu Pireneler bölgesinden dün gelmiş. Via yanında duruyor, sonra kulağına eğiliyor sosyalist liderin. Polis müdürü söyledi, bazı bölgelerde topraklar işgal edilmiş, İspanyollar taklit ediliyor. Bakıyorum bu gibi hareketleri yönetenler hep dışarıdan gelmiş yabancı unsurlar. Eskiden yabancılar politik mücadeleye karıştırılmazdı. Şimdi bu ayak takımını komünistler yönetiyor. Endişe verici bir durum var. Via onun Tösset'in yakın dostu olduğunu biliyor. Hoş tutmaya çalışıyor adamı. Hemen bugün Dorma'ya ilgilenmesi için direktif vereceğim diyor. Gayet tabii yabancıların politika yapmalarını engel olmalıyız. Saygıdeğer meslektaşım. Gönlünüzü hoş tutun. Gelenekleri bozdurmayacağız. Biraz güvenin bize. Her şey düzelecek. Piro teşekkür edip uzaklaşıyor. Via konuşmayı yakından izleyen bir komüniste dönüyor. Tösset çetesini susturmazsak ezerler bizi diyor. Via böyle davranarak politik kurnazlık yaptığını ve zafere yürüdüğünü sanıyor. Küçücük Leon şehrinin temsilcileri geçiyor tribünlerin önünden. Kadife ceketli dudaklarına sıkıştırdığı sigarası ile bir ihtiyar ve dört genç işçi hepsi. Üzerinde Leon faşistlerin kazanmasına engel olacaktır yazısı bulunan bir bayrak taşıyorlar. Via Leon'da en fazla 300 işçi olduğunu hesaplıyor ve çocuk bunlar diyor. Kendi kendine. Belki homurdanıyor, hayıflanıyor belki de kim bilir. Via heyecanlı ve mutlu şimdi. Arkadaşlarına yetişiyor. Via'yla ne konuştuğunu söylemiyor. Her zamanki alaycılığıyla Michel ağzının tadını kaçıracak diye çekiniyor. Sabahki kavgayı ve parçalanan ceketini çoktan unutmuşmuş o. Sırtı biraz ağrıyor ama keyfi yerinde. Nümayişin başarılı geçtiğine inanıyor. Yalnız
Vincent kapısına doğru biraz dalgın, biraz düşünceli oluveriyor. Hava kararmış artık, sokak lambaları yanmış, benzin istasyonları ışık içinde. Yeşilli, sarılı, kırmızılı levhalarıyla aydınlanmış Paris banliyosu. Neden dalgınsın Michaud? Dalgın değilim, terliyorum sadece. Elinin tersiyle alnında biriken teri siliyor ve birden dönüyor arkadaşına. Geçen de Blanc'ın hayatını okudum, ümreniyorum adama. Güzel ve basit bir hayat yaşamış. Barikatların önünde 2-3 gün dövüşmüş, ömrünün geri kalan kısmını zindanda geçirmiş. Oturmuş gökteki yıldızlar üstüne bile yazı döktürmüş. Bir tek şey önemliymiş eskiden, ölümü göze almak. Oysa bugün yaşamak gerekiyor, yenmek gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun ve bu daha zor fakat gerekli. Pierre şaşkın şaşkın dinliyor onu ve birden Michaud'un kafasında nedenli çetrefil düşünceler dolaştığını, çok sağlam ve gerçek formüllerin gerisinde alabildiğini tutkulu, çeşitli acıları yüreğinde taşıyan ateşli çimen yaprakları veya vahşi bir hayvanın tüyleri gibi ateşli ve yırtıcı bir adam yaşadığını anlayıveriyor. ''Sen büyüdün Michaud'' diyor. ''Bugüne kadar bir arkadaş gözüyle bakıyordum sana. Şimdi yönetebilirsin insanları, anladım bunu.'' Michaud'un bütün cevabı yüzündeki çocuksu bir kırışma ve sakka kuşunu taklit ederek ıslık çalmaya başlıyor. Müthiş güzel ıslık çalıyor. Nümayişçiler geçiyorlar, tükenmek bilmiyor nümayişçiler. Hep geçiyorlar. Sokaklardan, dudaklarında çok eski bir dost gibi hiç unutulmayan bir marşın sesi var. Bu son kavgamızdır. Arkası yarın.